Mecliste milli iradeye sahip çıkma eylemini yapıyorum. Anayasal sistemin uygulanmasını istiyorum. Yargıyı sopa olarak kullananlar beni vekillikten düşürdüklerini sanabilirler. Ama ben milletin bağrında, kalbinde, milletin vicdanına, kararına sığındım. MHP Genel Başkanı Bahçeli benim hakkımda tweet atmış. Hakaretlerini aynen ona iade ediyorum. Ama ben kimseye hakaret etmem. Ben insan hakları savunucusuyum. MHP Genel Başkanı Bahçeli benim meclisten çıkarılmamı istemiş. Ben haksızca vekillikten düşürülmüş bir insanım ve milletin meclisinde milletin vicdanına, kararına sığınıyorum. Bu kararı kendisi veremez ve hiçbir yere de talimat veremez. O bir şey yapacaksa benim 2,5 yıllık milletvekili hayatımda hep söylediğim ve sustukları ve sümenaltı ettikleri Uygur Türkleri konusuna bir bakıversin. Tek kelime edemedikleri Çin devletine Allah aşkına bir kelime ediversin. Ben Uygur Türkleri konusunda mecliste MHP'nin samimiyetsiz tavrını da ortaya çıkarmış bir insanım ve belli ki bundan dolayı da vekilliğime böylesine bir saldırı yapıldı. Bir de ondan sonra hatırlatmam, tweet atacaksanız soyadımı doğru öğrenin. Gergeroğlu değil, Gergerlioğlu. Bunu bile öğrenemeden atıyorsanız size diyecek fazla bir kelimem yok. Herkese günaydın, Rojbaş. Adalet nöbetimizin 4. günündeyiz. Sadece ben değil, milletvekili arkadaşlarımız da 24 saat burada ve nöbetleşe bana destek veriyorlar. Güçlü bir şekilde adalet nöbeti devam ediyor. Tekrar söylüyorum, haklıyız, güçlüyüz, kazanacağız. Bugün bir önemli gelişme yaşandı. İstanbul Sözleşmesi mevzuattan kaldırıldı. Bununla ilgili 40 yıllık hukukçu Filiz Kerestecioğlu yanımızda. Uzatmadan sözü ona bırakıyorum. Ne diyor? Teşekkürler hocam. Evet, gece 2.30'da bir kararname KHK'yla görüştük. Karşı karşıya geldik gerçekten. Ve aslında bunun en önemli tarafı, İstanbul Sözleşmesi yaşatır dediğimiz için ve kapsamlı olarak şiddetin önlenmesini her türlü alanda düzenleyen bir sözleşme olduğu için kadınlar alanlarda hep sahip çıktık bu sözleşmeye ve şu anda bir kararnameyle bunun feshedilmesi hakikaten kabul edilebilir ve olabilir bir şey değil. Aynı zamanda Anayasa 90. maddeye göre uluslararası sözleşmeler kanun hükmündedir ve dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandığı gibi yürürlükten kaldırılması söz konusu olabilir. Bir kişinin sadece keyfiyle yapılabilecek bir şey değildir. Bu hukuki yanı böyle yorumlanması gerekir diye düşünüyorum. Aynı zamanda siyasi olarak da baktığımda bu ciddi olarak erkeklere cesaret veren bir şey. Yani şiddeti aslında tetikleyen ve cesaretlendiren bir durum. Bu açıdan da kadınlar yine alanlarda olacak ve buna karşı çıkacaktır, karşı çıkacağız. Evet, İstanbul Sözleşmesi bizimdir ve İstanbul Sözleşmesi kaldırılamaz. İstanbul Sözleşmesi'nden asla vazgeçmiyoruz. Asla vazgeçmiyoruz. Çok teşekkür ederim değerli KHK'lı yoldaşlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım. Gerçekten çok güzel bir sürpriz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı, Kocaeli'nden değerli insan
Cuma Kara var. Arkadaşımız bizi Kocaeli'nden geldi, ziyaret etti. Desteklerini bildiriyor. Söz kendisinde. Ben başta şunu söylüyorum. Sayın Hocama geçmiş olsun diyorum. Ben Kocaeli milletvekiliniz, Sayın Hocamızın milletvekilinin düşürülmesine bir vatandaş Kocaeli olarak içime sindiremiyorum. Hocamız bir demokrasi mücadelesini verdi. Hak, hukuk, adalet. Demin de hocam zaten bahsettiği bir KHK'lar için çok mücadele veren bir milletvekilimizdir. Türkiye milletvekiliydi. Öyle inanıyorum ki Anayasa Mahkemesi'nde en kısa zamanda bu yanlışlıkla dönecek. Hocamız tekrar aranızda milletvekili olarak gelecek. Bir sefer makamda kesin ziyaret edecek. Yine başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Tekrar var mı bir emriniz? İsteyiniz. Hadi görüşmek üzere. KHK platformu. Teşekkür ederiz. Batman. KHK platformu. Ankara'dan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Kocaeli'ye binlerce selam olsun. Nevroz, Piroz Bey, Berhalane Cihane, bizi İrati'ye gelen. Değerli kardeşlerim, yoldaşlarım, Nevroz'unuz kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun değerli kardeşlerim. Evet, biliyorsunuz. Siz orada Nevroz ateşini yaktınız. Biz burada Ankara'da milletin kalbinde, mecliste dirilişin ateşini yaktık. ...24 Haziran 2018 seçimlerinde bize büyük zorluklara rağmen, iktidarın büyük engellemelerine rağmen büyük bir irade verdiniz. Ve o iradeyi biz Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Halkların Demokratik Partisi adına, sizler adına, tüm milletimiz adına, tüm halklarımız adına sonuna kadar kullandık. Tüm yetkilerimizi kullandık. Bütün sorumluluklarımızı bilerek kullandık. Ve sonunda buna tahammül edemediler. Ve sonunda bizi engellemek için ne yapacaklarını bilemediler. Partimize yönelik topyekün bir saldırıya geçtiler. Hem şahsımıza hem partimize yönelik neler yapacaklarını bilemediler. Ve ellerinden gelen tüm kötülükleri yapmaya çalıştılar. Ama biz boyun eğmiyoruz. Diz çökmüyoruz ve Ankara'da milletin meclisinde, milletin kalbinde, bağrında direniyoruz sizin adınıza. Adalet nöbeti 4. gününde. Haksız bir cezayla vekilliğimin düşürülmesine karşı adalet direnişini başlattım. Daha doğrusu tüm vekil arkadaşlarımla, partimle beraber başlattık ve devam ediyoruz. 4. gündeyiz. Neredeyiz? Ankara'da, mecliste, HDP grup toplantı odasındayız. Yalnız değilim. Arkadaşlarım da burada, milletvekili arkadaşlarım, danışman arkadaşlarım ve gayet moralli, motive bir şekilde direnişimize devam ediyoruz. Misafirlerimiz geliyor. Dün 12 ayrı heyet geldi. Çok kalabalıktı. Ve gerçekten bir saniyemiz bile boş geçmedi. Çok yoğun bir ilgi var. Telefonlarımız durmuyor. Gelen mesajlar çok doğru bir iş yaptığımızı söylüyor halkımız. Ve çok doğru bir karar aldınız. Tamamen yanınızdayız diyor. Direnişinizi destekliyoruz diyorlar. Bu da bize çok büyük bir mutluluk veriyor. Ve daha da kuvvetlendiriyor bizi gerçekten. Biz haklı olduğumuzu biliyoruz. Çok zalim ve gaddar bir ceza ile karşı karşıyayız. Ne zaman bunu yapmadılar ki? Sürekli yaptılar. Arkadaşlarımızın hepsine yaptılar, yapıyorlar. Ve maalesef ki eğer biz boyun eğersek yapmaya devam edecekler. Ama adalet direnişi bunu bitirecek. Adalet direnişi artık buna son verecek. Biz tüm kamuoyuna hep birlikte bu direnişi gerçekleştirelim diyoruz. Sadece biz değil, tüm duyarlı kesimler, tüm demokrasi hukuk talep edenler lütfen direnişimize tüm gönülleriyle, kalpleriyle, elleriyle, dilleriyle
destek versinler, yalnız olmadığımızı hissettirsinler. Hepinize çok teşekkür ediyorum.